Arkadaşlar merhaba. Düşmanlarımızın çokluğu ve onlara karşı koyamayışımız acizliğimizi devamlı olarak bize hatırlatıyor. Hele ihtiyaç ve isteklerimizin sonsuza kadar uzanıp sermayemizin ise neredeyse yok hükmünde olması başımıza balyoz gibi inerek fakirsin, fakirsin diye bize daima hatırlatıyor. Acizlik ve fakirlik, evet haklısınız, istenen bir şey değildir. Fakat şimdi size bambaşka bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Acizlik ve fakirlik eğer Allah'a karşı olursa bizim için büyük bir hazine, büyük bir şefaatçidir. Nasıl mı? Diyelim ki siz 10 ila 15 yaşları arasında bir gençsiniz. Oturduğunuz yerden babanıza bağırıp baba baba ama kaba bir ifadeyle bana şu raftaki kitabı ver deseniz, acaba babanızın tepkisi ne olur? Herhalde bu kaba tavrınızdan memnun olmadığını size uygun bir üslupla anlatır ve belki de o raftaki kitabı da size vermez. Fakat tam o sırada 2 yaşındaki kardeşiniz odaya girdi ve diyerek babanızdan aynı kitabı vermesini istedi. Babanızın acaba tavrı ne olur? Zannediyorum hemen kalkar, raftan aldığı o kitabı kardeşinize verir ve iki yanağından da güzelce öper, değil mi? Enteresan bir durum. Sizin gibi yetişkin ve güçlü bir gencin babasına yaptıramadığı işi 2 yaşında küçücük bir çocuk nasıl yaptırıyor? Nedir bu işin sırrı? Evet, bu işin sırrı şudur arkadaşlar. O küçücük çocuğun acizliğini bilerek masum bir tavırla babasından yardım istemesi, babasının güç ve kuvvetini o yavrucağızın yardımına koşturmasına vesile oluyor. Yani o acizlik babanın yanında aslında büyük bir şefaatçi ve o yavrucuk için bir avantaj durumuna dönüşüyor. İşte aynen bunun gibi değerli arkadaşlarım, bizler de acizlik ve zayıflığımızı Rabbimiz katında kendimiz için şefaatçi ve avantaj durumuna dönüştürebiliriz. Kendini kuvvetli ve zengin bilen insan Allah'a karşı da kibirli ve gururlu bir tavır takınır. Ahmakçasına kendini güçlü gördüğünden Rabbinin huzurunda ona secde etmek istemez. Kendini zengin zannettiğinden el açıp dua ile Allah Teala Hazretlerinden istemeyi gururuna yediremez. Böylece isyankâr olur. Ama acizlik ve fakirliğinin farkında olan ve bunu Rabbine karşı itiraf eden insan sonsuz kudret sahibi Allah Teala'nın huzurunda tevazu ile eğilir. Allah'ın huzurunda ibadet etmeyi en büyük bir şeref kabul eder. Dua ile el açıp Rabbinden isteyebilmeyi çok büyük bir nimet olarak görür ve bunun neticesinde sonsuz bir kudrete dayanmış ve sonsuz bir hazineye sahip olmuş olur. Madem durum bu, Rabbimize karşı acizlik ve fakirliğimizi hakkıyla göstermeye ne dersiniz değerli arkadaşlarım?